Hakikat Çekirdekleri 63. mecliste. Şehit kendini hay bilir, feda ettiği hayatı sekeratı tatmadığından gayrimünkatı ve baki görüyor. Yalnız daha nezih olarak buluyor. Müthiş ya, maşallah. Diyor, siz onlara ölü demeyiniz. Onlar ölü değiller. Fakat bilmezsiniz diyor mesela. Bilmezsiniz, hem biz bilmiyoruz hem de şehit olacak şahıslar da bilmiyor. Yani şehittir ama kendisinin şehit olduğunu bilmiyor diyor üstadımız. Mesela diyor, benim yerimde ve benim yanımda şehit olan yeğenim vardı, Übeyt diyor mesela. Ben diyor işte esaretteyken bence diyor bir rüyayı sadıkada onun taht-ı arz menziline girdin diyor. Onu diyor şehitler mertebesinde gördüm. O benim öldüğümü zannediyor, kendisinin hayatta olduğunu zannediyor. Rus'un istilasından korktuğu için yer altında kendisine bir mahzen yapmış. Orada yaşıyor. Beni çok merak ediyormuş. Resulallah. Dolayısıyla bunlar sekeratın o şeyini tatmadıkları için, o durumunu tatmadıkları için hayatlarını sanki kesilmemiş gibi gayrimunkatı zannediyor ve başka bir aleme gitmiş, başka alemde de hayatını devam ettiriyor. Üstadım diyor ki, berzah aleminde olan normal ölülerle şehitlerin ikisi de ölü ama lezzetleri de farklıdır. Niye? Mesela rüyada diyor, birisi yani saraya girmiş ama rüyada olduğunu biliyor. Aldığı lezzet noksan oluyor. Niye? Rüyada olduğunu biliyor, uyanacak, gidecek. Başka birisi de yine zindanda diyelim ama rüya vasıtasıyla saraya girmiş, çok güzel bir muamelesi var. Fakat rüyada olduğunu bilmiyor. İşte bu zatın evvelkinden aldığı lezzet çok daha yüksektir. Niye? Çünkü devamlı sarayda yaşayan birisi olarak kendisini gördüğü için o his, o lezzet çok daha farklı. Ötekisi ise uyansam bu lezzet gidecek diye biliyor. Normal ölüler, berzah aleminde mümin olmak şartıyla biz diyoruz. Lezzet alıyorlar ama öldüklerini biliyor. Ama şehitler öldüklerini bilmediklerinden dolayı. Demek ki siz bilmezsiniz ifadesi sadece hayatta olanlar için değil. Vefat etmiş şahıslar için de geçerli. Çok enteresan bir nokta yani. Dolayısıyla üstadımız diyor ki şehit kendini hay bilir. Feda ettiği hayatı sekeratı tatmadığından yani ölüm anını tatmadığından gayrimünkatı kesintisiz ve baki görüyor. Yalnız daha nezih olarak buluyor. Üstadımız Hazreti Hamza'yı misal veriyor. Hazreti Hamza Efendimiz Seyyidü'ş-Şühedâ vefat ettikten şehit olduktan sonra geliyor kendi evin içinde görüyor. Çok enteresan. Çok kişiyi bu manada alıp muhafaza ediyor, koruyor. Sanki hayattaymış gibi belki de bir yerde kendisine diyelim mesela bir vazife verilmiş diye zannediyor. Oradan diye mesela mazlum olanları, ondan sonra zulme uğrayanları sanki kurtaran bir vaziyette kendisini görüyor. Hayattayken ne yapıyorsa sanki öldükten ve şehit olduktan sonra da kendisini hala o makamda biliyor. Bu manada Çanakkale şehitlerini de görmüşler. İmam Ali Efendimiz'i mesela Osman Demirci hocam anlattı hadisesini mesela. Görmüş, gelmiş, kendilerine yardımcı olmuş. Daha sonra ayrılmış bir anda. Ya bu adama teşekkür etmedik. Kimdi bu zat acaba falan ama çok nurani bir siması var. Rüyada görüyor. Diyor ki ya ey mübarek sen kimsin? Bize yardımcı oldun ama sana teşekkür etmeden ayrıldın gittin. Ben demiş İmam Ali'yim demiş. Mesela. Haçta yardımcı oluyor bunlar yani gelin gidene. Bu gibi hadiseler çoktur. Kendisinin öldüğünü bilmeyip ondan sonra sekerattaki o sıkıntıyı çekmediğinden dolayı da hala hayatının devam ettiğini zannediyor. Bunun için de ciddi manada o berzah aleminden zevk ve lezzet arıyorlar yani. Evet. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin Amin. inşallah. Allah razı olsun. Amin.